Genel anlamda baktığımızda özellikle pandemi sürecinde psikolojik destek ve sosyal yardım talebinin çok arttığını görüyoruz. Fiziksel şiddet zaten hani aynen varlığını sürdürüyor. Azalma yok, artma var diye çok net söyleyebiliriz bu süreçte de. Hukuki desteğe geldiğimizde orada da hani boşanmayla ilgili kadınlar artık bir avukattan danışmanlık almayı çok önemsiyorlar. Çünkü yasal haklarını, medeni hukuku çok bilemedikleri için ve doğru, net, ulaşılabilir bilgi çok önemli kadınlar için. Ücretsiz danışmanlık ulaşılabilir olması gereken bir hak ve kadınların çok zor ulaştığı bir hak genellikle başvurularda. Kamunun ve yerel yönetimlerin aslında çok daha hani geniş bütçe ayırarak sosyal yardım destek mekanizmalarını daha da genişletmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü kısıtlı bütçe ayrılıyor. Yardımlar genellikle süreli ya da bir kereye mahsus oluyor yapılan sosyal yardımlar. Bu da çok kalıcı çözümleri yaratmıyor açıkçası kadınların hayatında. Ancak böyle hani yama yapmak, geçici böyle hani o kriz dönemini halletmek adına belki bir takım destekler sağlayabiliyor. Bazen şaşırıyoruz, internet üzerinden araştırma yapıp, hani herkese sorup, soruşturup, nereye başvurabileceklerine dair o net bilgiyi de almaya artık fazlasıyla çaba harcıyorlar. Eskiden çok bu olmazdı birkaç yıl öncesinde. Evet, işte başvuruyu yapan kadın telefonda ya da yüzde diyor ki, ben şu şiddetlere maruz kaldım, o nedenle hani şu desteği istiyorum da diyebiliyor. O anlamda bir farkındalık, bir bilinçlenme gerçekten var. En zor tanımladığımız ekonomik şiddet. Yani neyin ekonomik şiddet olduğuna dair daha böyle biraz hani bunu tanımlamaya, anlamlandırmaya yönelik biraz süreç gerekiyor herhalde. Orada biraz kadınlar çok net değiller henüz. Çok net bir durum var. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılacağını söylediği andan itibaren Türkiye adına karakollarda genellikle kadınlar artık İstanbul Sözleşmesi de yok. 62-84 kapsamında siz hiçbir haktan yararlanamayacaksınız. Bundan sonra ne hakkınız var ki gibi söylemlerle kadınların ifadesi bunlar. Olumsuz tutum ve davranışlar sergilediklerini söylüyorlar kolluğun. Ya da işte ifadeyi alma aşamasında ya işte kocamdır hakikaten. Yani bir kez daha bir git, bir görüş. Ve uzlaştırma çabasının hala sürdüğü söyleniyor kimi zaman. Çok hızlı başvuru almak isteniyor, yeterli sorular sorulmuyor, yasa hakkında bilgi verilmiyor. Ya da kadınların yine dediğine göre sığınağa mı gideceksin? Hemen söyle de işlem yapalım. Bak bir sürü işim var gibi tavırlar sergilenebiliyor. Sığınağa gitmek istediğinde de başka sıkıntılarla karşılaşılıyordu. Çünkü pandemi sürecinde karantinada olan sığınaklara kabul yapılmıyordu o dönemde. Ya da kabul uygun görülse bile önce bir test isteniyor. O test sonucu çıkana kadar kadın bekletiliyor. Edindiğimiz bilgiler de hani test yaptırmak için kadınların hastaneye daha çok kendilerinin gitmesinin beklendiği, her kadının bunu bilemediği ya da o an için hani ulaşımda zorluk yaşadığı gibi durumlar da var. Kaymakamlıklarda ve bakanlığın birimlerinde genellikle orada da yardımlar çok kısıtlı olduğu için yine bütçe çok kısıtlı. Ya da bir kadın sosyal yardımdan faydalanmışsa bir ikincisini istediğinde bu sefer olmayabiliyor. Yani diyorum ya tek seferlik sosyal yardımların da çok hani çözüm odaklı bir şeyi yok, katkısı yok kadının hayatına. Türkiye genelinde toplam 146 sığınma evi vardı. Yani kadın konuk evi var diyor. Çünkü mevzuat öyle söylüyor. Şimdi bunun 111 tanesi bakanlığa ait. Sayı da o kadar net ki yetersiz olduğunu zaten. Özellikle çok net biliyoruz ki Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerde yapılan başvuruları karşılamaya yönelik sığınma evi sayısı çok az. Genellikle sığınma evleri dolu olduğu için ve başvuruları karşılamakta zorlanıldığı için başka illere yönlendirmeler yapılmak zorunda kalıyor. Ama kadın her zaman bir başka ile bilmediği bir yere de gitmek istemiyor. Mesela bakanlığın yani toplam sığınma evi kapasitesi 3508. Hepimiz biliyoruz ki nüfusu 100 bini geçen belediyelerin sığınma evi açması talebimiz var. Kurultay'daki talebimizin de en önemlilerinden biri buydu. Bazı küçük illerde yani nüfusu az olan illerde sığınma evi açsanız da orada kapasiteyi dolduramıyorsunuz. Çünkü kadınlar genellikle büyük şehirde olmayı,
orada daha rahat hayat kurabileceklerini, daha çabuk iş edinebileceklerini, sosyal yardımlardan daha iyi yararlanacaklarını düşündükleri için genellikle ihtiyaç halinde büyük şehirlerdeki sığınma evlerinde kalmayı talep ediyorlar. Kazanılmış haklarda hakikaten bir kayıp söz konusu her şeyle. Bir onu önce irdeledik hep. Kadın kelimesi bile rahatsız ediyor. Hani tek başına baktığımızda bütün kamu politikalarında ve sunulan hizmetlerde en önemli ihtiyaç 7/24 hizmet veren sadece şiddet başvuruları alan bir telefon hattının oluşturulması. Engelli çocuğu olan, 12 yaş üstü oğlan çocuğu olan mesela kadınların kalabilecekleri, sığınma evi yok denecek kadar az. Çünkü ihtiyaçlarını orada karşılayamıyorlar. 12 yaş üstü oğlan çocuğunuz varsa sığınma evine birlikte gidemiyorsunuz, kalamıyorsunuz. Çocuk bakanlığın başka bir kurumunda kalmak zorunda kalıyor. Çocuğundan ayrılmak istemedikleri için vazgeçiyorlar. Bu da bir hak ihlalidir. Bunun da bir an önce çözülmesi gerekiyor. Özellikle 55 yaş ile 60 yaş arasında herhangi bir destek mekanizmasından çok yararlanamayacak ve huzur evinde de kalamayacak bir kadın grubu vardır. Bir diğeri bekar ve çocuksuz kadınlara işte verilecek sosyal mekanizmaların yetersiz olması. Çünkü genellikle çocuk sayısı üzerinden kadınlara sosyal destek sağlanıyor. Bakanlık mekanizmasında öyle. Mesela gizli kararları verildiğinde, gizli kararları sisteme işlendiğinde sizin adresiniz resmi olarak Şölim'in adresi olarak çıkıyor. Bu sefer bazı hizmetlere erişimde ilçe bazında sorun yaşıyorsunuz. Psikolojik destek gerektiğinde devlet hastaneleri psikolojik desteği çok zor veriyor artık. Çünkü hasta yığılması söz konusu. Randevu almak da çok zorlanılıyor. Hukuksal destek anlamında Baro'nun kadın hakları biriminden yararlanabiliyor. Çünkü orada gönüllü avukatların sunduğu hizmetler yani destekler gerçekten birçok yerden çok daha iyi. Sivil toplum örgütüne baktığımızda kadın geldiğinde siz önce kadını dinliyorsunuz. Kadın kendini ifade ediyor. Kendi ihtiyacını, sorununu, hangi desteği istediğini. Asıl söz sahibi kadın oluyor burada. Siz onun adına karar vermiyorsunuz. Ama devlette bu başka seyrediyor. Kadın adına karar verip kadın için gerekli görülen ihtiyaçları o kurum belirleyebiliyor. Bir kere kadının güçlenmesi en temel çalışma esasıdır. Çünkü o güçlenmezse siz onun adına bazı çalışmaları yürütürseniz kadının hayatını tekrar tek başına idame etmesi konusunda ona bir yardım sağlamıyorsunuz. Türkiye'deki politikaların, kaynakların sunumunun hepsinin değişmesi gerekiyor. Yerel yönetimlerin bir an önce toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bütçelemeye geçmesi gerekiyor. Dil konusunda hiçbir çözüm yok. Tercüman desteği. Hangi ilde olursa olsun biz kadınlarla dil sorunu çözemediğimiz, tercüman desteğine ulaşamadığımız için çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Özellikle mahkeme süreçlerinde ya da resmi başvurularda yeminli tercüman ihtiyacı çok ciddi çıkıyor. Çünkü yeminli tercüman yoksa bazen hazırladığınız belgeler ya da ifadeler geçerli kabul edilmiyor. Suriye kökenli kadınların başvurusu çok daha yoğundu. O anlamda Arapça bilen tercümanlara çok ihtiyaç olmuştu. Mesela Kürtçe de hani de sıkıntı yaşandı çok söyleniyor. Çünkü Kürt kadınların ihtiyaçlarını da hani bilmek, anlamak ve onlara destek olmak adına Kürtçe bilen kişilere de ihtiyaç var. Ermeni dilinde, Arapça'da, Kürtçe'de aslında çok dilde hani başvuru oluyor gerçekten. Kürt kadınlarının uğradığı, maruz kaldığı şiddet aslında bölgesel olmaktan çıkmış durumda hakikaten. Ya da hiç bölgesel değildi, öyle söyleyebiliriz. Türkiye'nin her ilinde buna yönelik başvurular alınıyor. Kökeninden kaynaklı karşılaştığı tutum ve davranışların olumsuzluğunu çok sıklıkla ifade ediyor Kürt kadınları. Hele bölgede yaşıyorlarsa ve orada hayatlarını sürdürüyorlarsa o zaman söylenenler çok daha üst boyutlarda hakikaten. Yani bir sürü haklar gasp ediliyor. İhtiyacı olan kaynakların ulaşımı çok zor.